Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra YouTube'a video yüklemeye karar verdim. Çünkü dün Hatayspor Galatasaray maçında yapılan hakem hataları akıl alır gibi değildi. Bir maçta bu kadar hakem hatasının olduğuna uzun süredir şahit olmuyorduk. Maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR'da görevli Hakan Ceylan vardı. Maçın yardımcı hakemleri Alex Taşçıoğlu ve Erdem Bayık. Neden yardımcı hakemlerin ismini söyledim derseniz, Alex Taşçıoğlu ve Erdem Bayık aslında Fırat Aydınus'un ekibinden ve Fırat Aydınus'la maça çıkan hakemler, yardımcı hakemler. Ve Fırat Aydınus son yönetmiş olduğu maçta cezaya girdiği için, hatta kalecinin kendisine doğru attığı topun hakemlik onurunu zedeleyen bir davranış olduğunu süzemediği için ve VAR'dan gerekli desteği alamadığı için cezaya girdi ve yardımcıları Erkan Özdemar'la birlikte görevlendirildi. Maç 4-2. Hatayspor lehine sona erdi ama dediğim gibi birçok hakem hatası var maçta. Nasıl başlayalım? Önce Kerem Aktürkoğlu'na yapılan bir müdahaleyle başlayalım. Fatih, Kerem Aktürkoğlu'na bir müdahalede bulunuyor ceza sahası içerisinde. Kerem Aktürkoğlu dengesini kaybediyor ve topun hakimiyetini kaybediyor. Bu müdahale Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki hamlesini ve müdahalesini engelliyor. Yani yorum bu şekilde. Ceza sahası dışında olsa, avantaj oynattıktan sonra topun kaybedilmesinden sonra faul verilecek bu pozisyona Erkan Özdemar ceza sahası içinde olduğu için faul olarak değerlendirmeyip penaltıyı vermedi ve büyük bir hataya imza attı. Şimdi VAR hakemi Hakan Ceylan dedik. Sezon başından beri en formda VAR hakemi. Aralarında ne konuşma geçti bilemiyorum ama en son onunla ilgili bir anekdota değineceğim. Muhtemelen şöyle bir konuşma oldu, bu benim fikrim. Ne gördün dedi Hakan Ceylan. Erkan Özdemar müdahaleyi gördüm ama düşmedi. Penaltı için yetersiz dediği için Hakan Ceylan müdahale edemedi. Aksi bir durum olsa, müdahaleyi görmemiş olsaydı Hakan Ceylan bu pozisyon için müdahale ederdi. Şimdi bir penaltı verilmedi. Galatasaray'ın lehine verilen penaltı var. El omuz hizasının üzerinde, hatta baş seviyesinde, hatta voleybol oynuyor. Yani öyle bir müdahale yapıyor ki oyuncu, akıl alır gibi değil, bu kadar amatörlük olmaz. Böyle bir penaltıya sebebiyet vermek akıl kârı değil. Ama Erkan Özdemar burada da hata yaptı. Kendisi verdi penaltıyı ve sarı kart verdi. Bakın, kaleye atılan bir şut değil. Umut vadeden bir atak değil. Yapılan bir orta, kime gideceği belli değil. Belli olmayan bir top ve elle gol atmaya çalışmıyor oyuncu. Kendi kalesine gol atacak hali yok. Yani sarı kart kesinlikle yanlış oldu. Bunu da eklemek gerekiyor. Erkan Özdamar'ın yapmış olduğu bir hata da buydu. Şimdi Alparslan'la Diouf bir mücadeleye giriyor ceza sahası içerisinde. Top Alparslan'ın müdahalesiyle birlikte Diouf, havada olan Diouf'la arada sıkışıyor ve Diouf dengesini kaybedip düşüyor. Yani Alparslan net bir topa temas ediyor. Bu penaltı verilen pozisyon değil. Penaltı beklenen ilk pozisyon. O yüzden karıştırmayın. Dolayısıyla burada Alparslan'ın net topa müdahalesi olduğu için Diouf da ayağı topla arasında kaldı ve dengesi kaybolup yere düştüğü için penaltıdan söz etmemiz mümkün değil. Yani penaltı verilmemesi doğru karar. Fakat daha sonra Alparslan'la Kamara'nın bir pozisyonu oluşuyor ve şimdi burası çok kritik. Bu pozisyonu defalarca izlemek gerekmiyor aslında. Yorum yapmak gerekiyor. Yine VAR hakemiyle, VAR'da görevli Hakan Ceylan'la Erkan Özdemar arasında ne tür konuşma geçti? Ben tahmini olarak size ileteceğim şimdi. Burada bir kere tehlikeli tarzda oynamak diye bir deyim var futbolda ve tehlikeli tarzda oynamak da bir temas yoksa endirekt serbest vuruşu gerektiriyor. Temas varsa aksine bir de sarı kart gerektiriyor. En az sarı kart gerektiriyor. Burada tehlikeli tarzda oynayan ve Alparslan tam topa müdahale edecekken topa tabanla müdahale eden gelen oyuncu kim? Kamara. Yani aslında aleyhine faul verilmesi gereken takım Hatayspor'ken lehine bir penaltı kararı veriliyor ve skandal. Neden skandal? Şimdi muhtemelen VAR'da görevli hakem ne gördün diye sordu ve Erkan Özdemar topa müdahale etti Alparslan dedi. Bu bir çelişki. Çelişki olduğu zaman VAR izleme tavsiyesinde bulunuyor ve hakemi monitöre davet etti, izleme tavsiyesinde bulundurdu. Aslında VAR hakemi de belki biliyordur bu hareketin hücum faul olduğunu. Hakemi de değerlendirmesi için çağırmak zorunda. Çünkü penaltı beklentisi var, rakibe bir temas var ama aslında rakibin yapmış olduğu faulden sonra bir temas var. Hakeme izleme tavsiyesinde bulundu, hakem gitti monitörde izledi ve izlemesine rağmen yorumu yanlış yaptı.
yorumu yanlış yaptı ve hücum faul vermesi gerekirken penaltıyla değerlendirdi. Burada Alparslan neden atılmadı, neden kırmızı kart görmedi diyenler var. Alparslan'ın sarı kartı vardı. İkinci sarıdan da olsa neden görmedi diyenler var. Yorumu ben şu şekilde yapıyorum. Şimdi Kamara'nın kontrolünde olmadığı için top bariz gol şansından söz edemeyiz. Kontrolünde olmadığı bir top için, olduğu için bariz gol şansından söz edemeyiz. Eğer bariz gol şansından söz ediyor olsaydık top için bir mücadele olduğu için sarı kart olarak değerlendirmesi gerekiyordu ve ikinci sarıdan atması gerekiyordu. Aynı şekilde bir penaltı pozisyonunda sarı kartlık bir müdahale sonucunda penaltıya sebebiyet veriyorsa bir oyuncu, ki burada top için mücadele var yine ve aslında umut vadeden hataya sokabiliriz. Sarı kart gerekiyor ama penaltı verildiği zaman da o zaman sarı kartı vermiyor. Kural gereği bu şekilde yorumlanıyor. Yani bariz gol şansından söz ediyorsak kırmızı penaltı verilmiyor, sarı penaltı veriliyor. Umut vadeden atakta sarı kart penaltı verilmesi gerekiyorken sarı kart verilmiyor penaltı verildiği için. Bilmem anlatabildim mi? Yorum bu şekilde. Ama buna rağmen eğer hareketi hakem ters değerlendirdi dedik ama kontrolsüz olarak yapıldı diye değerlendirseydi yine sarı kart verip Alparslan'ı oyundan ikinci sarıdan ihraç edebilirdi. Hakem buradaki kararında desteklenebilirdi. Başa dönüyorum, penaltı yanlış. Ve Kamara sarı kartı var ve Boye'ye arkadan sarılarak bir müdahalede bulunuyor. Bu bir umut vadeden atak olmamasına rağmen sportmenlik dışı hareket. Arkadan topla alakası olmadan oyuncuya sarılırsan sarı kartla cezalandırılırsın. Sarı kartın varsa da ikinci sarıdan oyundan ihraç edilirsin. Bu kısaca bu şekilde. Ve Kamara bu dakikada oyundan atılmalıydı. Atılmaması yanlış. İsmail ile Diouf'un bir çarpışması var. Diouf topa müdahale ediyor. İsmail'e doğru giden Diouf ve İsmail kendini sakınarak dönüyor. Diouf'la çarpışıyorlar. Hani penaltı bekleyen olmuştur diye buna değinmek istiyorum. Penaltıdan söz etmemiz mümkün değil. Hatayspor'un ikinci gol öncesi. Yayıncı kuruluşun verdiği görüntüye göre herkesin kafası bulandı. Herkes dedi ki offside'dı, işte neden verilmedi, neden geriye dönük izleme tavsiyesi yapılmadı. Yardımcı hakem offside'de olan oyuncuyu görüyor ve oyunu devam ettiriyor. Eğer bu pozisyon golle sonuçlansaydı bayrağını çekecek ya da çekmeyecek, VAR devreye girecekti. Fakat net olarak Galatasaray defansı topu kesti. Galatasaray defansı topa hakim oldu. Galatasaray defansı topu sürmeye devam etti. Ve yapmış olduğu pas hatasından sonra aksiyon değişti. Ve farklı bir aksiyonda sonra gol oldu. Yani Hatayspor'un atmış olduğu ikinci gol bu şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla izleme tavsiyesi, geriye dönük izleme tavsiyesi yapılması mümkün değil. Ve Galatasaray defansının hatasından dolayı bu pozisyon gerçekleşti. Evet, öncesinde offside vardı ama Galatasaraylı oyuncular topa hakim olduktan sonra yardımcı hakem bunu offside bayrağını kaldırarak değerlendirmedi, devam ettirmeyi tercih etti. Devam ettirmesi doğru muydu? Bence kaldırsaydı, orada oyunu kesseydi daha iyi olurdu. Çünkü ceza sahası içerisinde bu risk alınmaz, kaldırabilirdi ve daha sonraki bu tartışmaların da önüne geçmiş olurdu bir bayrakla. Üçüncü gol öncesi Ribeiro Boye'ye, hatırlayın Rizespor Galatasaray maçında Cagne'nin yapmış olduğu benzer bir hareket. Tek elle kenara doğru itti. %100 faul gerektiren bir durum. Ve VAR'daki Hakan Ceylan'ın yapmış olduğu bence tek hata. İzleme tavsiyesinde bulunmalı ve atak başlangıç fazı olarak değerlendirilmeliydi. Ve bu izleme tavsiyesini yapmamasının sebebini de yine aralarındaki konuşmaya bağlayabiliriz. Neden? Hakem gördüm yeterli değil demişse yine Hakan Ceylan izleme tavsiyesi yapamaz. Ben şimdi neden Hakan Ceylan bu şekilde diyor demiş olabilir diyorum. Ona da değineceğim tekrar birazdan. Taylan kırmızı kart gördü. Kafa attın dedi, kırmızı kart gösterdi. Bakın hakem Erkan Özdemir o kadar dağıldı ki maçta. Kendi görmediği, dışarıdan kafa atmış olarak değerlendirildiği bir pozisyona yine yanlış bir değerlendirme yaptı. Kendisini tahrik eden oyuncu için ayağa kalkıp göğsüyle müdahalede bulunan Taylan'a kafa attın demek. Ve raporu muhtemelen öyle yazacak. Şimdi rakibi itmesi farklı bir ceza. Rakibe kafa atmak çok farklı bir ceza. Birinde belki 2 maç ceza alacakken birinde 3 veya daha fazla 5'e kadar ceza alacak.
Ve buradaki atılması zaten yanlış. Bence sarı kart yeterliydi. Kırmızı kart ve kafa attın demesi tamamen skandal. Ve Fatih ile Kerem'in bir mücadelesi var. Hatayspor defans oyuncusunu Fatih topa dokunduktan sonra Kerem'in ayağına basıyor. Ben izlediğim açıdan pozisyonu dışarıda olarak gördüm. Penaltı bekleyenler için söylüyorum. Pozisyonun devamında ayağı bir temas olduğu için topa vurmuş olması hafifletici bir sebep değil ama ceza sahasının dışında olarak gördüm pozisyonu. Sarı kart olmalıydı Fatih'e ve aynı zamanda ceza sahasının dışından serbest vuruşla oyun başlamalıydı. Birçok hata var. Bu kadar hata bir maçta bir hakemin yapmış olduğu hata normal değil. Hakan Ceylan'a dönüyorum. Şimdi neden Hakan Ceylan böyle demiştir, böyle demiştir diye yorum yapıyorum derseniz bunlar Merkez Hakem Kurulu tarafından da dinleniyor var kayıtları ve her hafta maça çıkabilecek hakemlerin listesini yayınlıyorlar ve hafta içi maça çıkacak hakemler listesinde var hakemleri içerisinde Hakan Ceylan'ın ismini gördüğümüz için Hakan Ceylan demek ki bu maçta doğru soruları sormuş diye yorum yapıyorum ve tekrar görev alabilecek durumda. Fakat Erkan Özdamar'ın maçı yok ve bu kadar hatadan sonra ve Ali Palabıyık 12-13 hafta Rize Galatasaray maçından sonra, Rize Spor Galatasaray maçından sonra dinlendirilmişken ondan kat be kat daha fazla hata yapan Erkan Özdemir ne kadar dinlendirilecek onu da göreceğiz. Merkez Hakem Kurulu ne kadar adaletli hakemlere karşı onu da göreceğiz. Erkan Özdemir'in uzunca bir süre şu performanstan sonra maç almaması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar zaman zaman pozisyon analizleri yapmaya devam edeceğim kanalımda. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve video yükledikçe takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.